tane küçük kulübe aldık. Böyle kendin birleştiriyorsun plastikten. Bunları yapıyorum. Karavandaki eşyaları buna koyacağız ve karavanı öyle boş şekilde bırakacağız. Yeni karavan almak gelmeden diğer hazırlıklara başladık. Buraya Fava Kamp'ın sorumlusu Yıldıray abi sağ olsun güzel minik bir köprü kurdu. Hem bize buradan alan kazandırmış oldu. Hem de bu köprünün bu tarafında ölü bir alan vardı. Orayı değerlendirmiş olduk. Burayı düzleştirdi ve bir platform kurdu. Şimdi biz kulübeyi onun üzerine kuracağız. Çok tatlı kulübemizin penceresi bile var. Şimdi şöyle dışı oldu. İçeriden vidalamaları yapıyor Gökhan. Evet. Sevgi kışın içinde otururuz bunu ya. Bence bebek bunu çok sevecek. Kendi. Evet. Başta malzeme evimiz olacak ama bakarsın sonra oyun evi, hobi evi olur. Kulübenin çatısına geçtik. Lego yapar gibi seni çok iyi. Minik bir şey, ev, dağ evi. Hafif malzemeler de, kolay. Kulübe şimdi kulübeye benzedi işte. Vallahi güzel oldu ya. Çatı biraz uğraştırdı başta ama. Evet, zor çatıymış. Bir tek kapısı ve penceresi kaldı. Ama şarjı tonoyu da olsa daha iyiymiş. Evet, çok daha hızlı olacaktı. Tabii. Kulübenin kapısı da şimdi bitti. Benim kolum da bitti. Evet. Daha elektrikli tonoj da lazımmış. Özellikle çatı ve bu kapı kısmı bayağı yordu. Yani kutunun üzerinde 1-2 saat yazıyordu. Ama tabii o elektrikli tornavida için. Ne yapıyorsun Sevgi? Temizlik. Hava kararmadan kulübeyi temizleyeyim dedim. Yeri biraz batırdık da. Evet, maalesef. Ya gene batacak aslında. Bayağı gir çık yapacağız. Bisiklet koyacağız. Mangal koyacağız. Ama bari başta bir temiz yapalım. Tamam. Kolay gelsin. Evet, sağ ol. Karavandaki son akşamımız. Evet, öyle deme. Çok üzücü oldu. Bu karavandaki. Bu karavandaki, evet. Tam bir yıl oldu ya. Sokağa çıkmaya sağ gelmeden şu karavanın içerisini boşaltalım istedik. İşte arkaya kulübemizi yaptık. Zaten siz de izlediniz. İçinden çıkan bütün eşyaları onun içine koyacağız. Ve karavanımızı Aydoz Karavan'a teslim edip satışını bekleyeceğiz. İnşallah 3 kişi olarak geleceğiz tekrar buraya. Bir büyük boy karavanla. Aynen. Şimdi biraz ateşin keyfini çıkartıyoruz. Bunlar biriket, koku yapmayan odun. Çevresinde oturması daha keyifli oluyor.
bir odun ateşinde sürekli olarak gözümüze bu şey geldiği için duman ve üstümüz başımız da kopuyor. O yüzden rahat oturamıyorsunuz dışında. Daha rahat oluyor. İlk göz ağrımız minik karavanımıza veda vakti şimdi. Toplanıyoruz. Şimdi bu divanların altındaki hurçları boşalttık. Burada bir dolabımız vardı. Bunu komple boşalttık. Buradaki dolabımız boşaldı. Bu tepelerdeki eşyalarımızı boşalttım. Şimdi hüzünlü kısmı, Gökhan'la bu resimlerimizi de çıkarma vakti. İlk aldığımızda geçen yıl Gökhan'ın doğum gününü burada kutlamıştık. Bu resimleri de onun için asmıştık. Şimdi onları da tek tek toplayacağım. Bu tepeleri de boşaltacağız. Ve son olarak buradaki mutfak eşyalarımız. Bunları da topladıktan sonra zaten bu kadar. Bizim için çok üzüntü bir gün oldu bugün. Karavanın içerisindeki bütün eşyaları boşalttık. Bir güzel temizledik. Üzünlendik. Hakikaten üzünlendik yani. Özellikle resimleri çıkartırken bayağı duygulandım. Evet. Çok fazla anı biriktirdik. Çok farklı yerlere gittik, gördük. Yani bizim için kıymetli ilk karavanımızı şimdi böyle boşaltmak. Yeni sahibine teslim etmek üzere hazırlamak duygulandırdı. Karavan hakikaten bize çok iyi geldi. Hani herkes karavan özgürlüktür diyor ama hani bunu biraz ben açmak istiyorum. Açıkçası karavanın bize bu kadar iyi gelebileceğini ben hayal etmemiştim. Biz 3 senedir İstanbul'dayız. İş için geldik ikimiz de. Ve geldiğimiz günden beri hep kendimizi sorguluyorduk acaba iyi mi yaptık diye. Çünkü çok kalabalık bir şehir. Çok telaş olan bir şehir. Bir yerden bir yere sürekli bir yetişme telaşıyla gidiyor insanlar. Markete, pazara vesaire her yere gittiğinizde kalabalık. Ve bu bizi çok bunaltmaya başlamıştı. Karavan alınca karavan hakikaten bize İstanbul'u sevdirdi. Hafta sonları bir kaçış noktası oldu bizim için. Bir dönem İstanbul'u terk etmeyi düşünüyorduk aslında. İyi mi yaptık, başka bir şehre mi gitsek diyerek. Çünkü hani biz burada mutlu muyuz, ne yapıyoruz diye sorguluyorduk. Ama karavanı aldıktan sonra aslında ihtiyacımızın birazcık uzaklaşmak, birazcık daha böyle doğayla baş başa kalmak, biz bize kalmak olduğunu anladık. Evet, her hafta sonu İstanbul çevresindeki bazı hani sayfiye yerlerine gittik ve bunu da sizinle paylaştık. Bu bile çok iyi geldi bize. Ama şimdi bizim için bu karavana veda etme vakti. Ailemiz büyüyor. Bu karavanda rahat edemeyiz diye düşünüyoruz. 3 kişi olacağız yakın zamanda.
Bu karavanımız çok güzel, iki kişilik hafta sonu karavanı. Özellikle bir gece, iki gece konaklamalı bir yerlere gitmek istiyorsanız çok çok ideal bir karavan. Umarız yeni sahibi de mutlu olur. Çok güzel gezer, yeni anılar biriktirir. Seveceğine kesinlikle eminim. Evet. Biz şimdi karavanımızı boşalttık. Eşyalarımızı Favakamp'taki yeni yaptığımız kulübemize yerleştirdik. Yeni karavanımızı bekleyeceğiz bu dönemde. İnşallah en kısa zamanda ailemizin üçüncü üyesiyle yeni karavanımızla yeni videolarda birlikte olacağız. Biz bu karavanı alıp da gezmeye başladığımızda açıkçası hani bunları bir video yapalım da YouTube'a yükleyelim düşüncesiyle yola çıkmamıştık. Kendimiz için görüntüler biriktirirken, anılar biriktirirken bir gün hani bilgisayarda bunları birleştirdik ve hoşumuza gitti. Sonra neden YouTube'a yüklemeyelim dedik. Ve böylelikle YouTube hayatı da başlamış oldu. Karavan bize ne kattı derseniz edindiğimiz anıları, tecrübeleri sizinle paylaşma fırsatı da verdi bize. Ve görüyoruz ki hani hiç aklımızda yokken YouTube'da güzel bir ailemiz de oldu. Bu kadar fazla insana ulaşabileceğimizi hakikaten hiç düşünmemiştik başta. O yüzden bu bizi çok mutlu ediyor. Çok güzel mesajlar almaya başladık. Yani sizin sayenizde karavan aldık biz de. Sizin sayenizde biz de cesaret ettik diye. Yani bunlar çok çok mutlu ediyor bizi. Aslında böyle bir amacımız, düşüncemiz yoktu ama bunu görmek çok güzel. Hem kamplarda hem sosyal medyada yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinmiş olduk Gökhan'ın da dediği gibi. Bu kadar küçük alana ne kadar çok anı sığdırdık. Çok enteresan. Yani evimde bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Karavana ne zaman gelsem kafamdaki bütün o şehir hayatının telaşı, iş özellikle çok fazla takılırdı benim kafama. Ama buraya geldiğim anda onların hepsi sıfırlanıyor, uçuyor, gidiyor. Yeni karavanda da muhtemelen böyle olacak. O yüzden hani karavanın bize kattığı bir yandan da bu oldu. Evet, kesinlikle. Yani ben de şunu söyleyebilirim ki karavanda uyuduğum gece uykuları belki evdekilerden çok daha huzurlu, konforlu ve rahattı. O kafa rahatlığının çok çok büyük etkisi var bunda. Bunun dışında bence karavanın bize kattığı en önemli şey esnek olabilmek. Biz çok planlı programlı yaşayan kişilerdik. Hem iş hayatımızda hem gittiğimiz tatillerde, aile hayatımızda. Karavan bize birazcık bunu kırmamıza sebep oldu. Biraz daha bize esneklik kazandırdı. Planlarımızı, programlarımızı koşullara göre değiştirebilmeyi, adapte olabilmeyi gösterdi. Bilmiyorum, sence öyle mi Gökhan? Yani Ne dersin? kesinlikle. Yani biz hani bugün buradayız, yarın başka bir yere gidelim derken hani şu saatte çıkalım diye plan yapan insanlarken bakalım seversek burada bir gün daha kalırız. Sevmezsek yarın ertesi gün başka bir yere geçeriz. Ve bu rahatlık da bütün vücuda, bütün ruhumuza bir rahatlama hissi verdi. Sadece karavan hayatında değil, normal yaşamımızda, normal iş hayatımızda da bu yansıdı. Mesela biz bir geziye çıkmayı planlıyorduk cumartesi sabahı. Ama teknik bir arızadan dolayı çekidemirin bağlantılarındaki çıkamadık. Yani normalde planladık, programladık, istiyorduk. Ama o an öyle bir sorunla karşılaşınca yapamayacağımızı bilerekten bunu kabullenip o zaman o anı nasıl değerlendirebiliriz diyerek kamp alanımızda kaldık. Yani bunları birazcık böyle minik basit şeyler gibi gözükse de yani yıllardır çok planlı programlı yaşayanlar için aslında kırması zor olan şeyler. Ama bu bir yılda karavan hayatının bence bize en çok kazandırdığı şey bu esnekliği kazandırmış olması. Karavan sayesinde bir yandan hani hem sosyal ağ yanında gerçek hayatta da dostluklar edindik. Bulunduğumuz Fava Kamp'ta burada 60 tane karavan var, 60 tane aile var. Ve sürekli olarak hani karavanın önünde de vakit geçirdikleri için hani burada bir yürüyüş esnasında bile herkesle merhabalaşma vesaire derken abi baktık onlarla çok güzel dostluklar kurduk. Bizim YouTube'da görmüş olduğunuz kamp ekibimizle biz daha önce tanışmıyorduk. Bu tanışma karavan sayesinde oldu ve çok da güzel anlaştık. Frekanslar tuttu.
Onlar da doğa insanı, doğayı seven insanlar. Biz de öyle olduğumuz için çok iyi anlaştık onlarla. Ve aynı zamanda birbirimizden çok şey öğrendik. Kesinlikle. Yani onların tecrübeleri, onların yaptıkları, bizim tecrübelerimiz. Yani çok güzel bir etkileşim oldu, olmaya da devam ediyor. Şimdi bizim yolculuğumuz bitmiyor zaten. Karavana veda değil bu. Sadece bu mevcut karavanımıza bir veda. Devam edecek zaten. Kamplarımız da devam edecek. Dostluklar artacak. Ben yani böyle bir yandan sürekli şey düşünüyordum. Bir dünyanın sonu gelse bu karavan bize yeter herhalde. Bir yandan da Tabii. işte bu Fava Kamp'taki insanlarla beraber bir komünite olarak yaşarız biz burada. Hani Walking Dead diye bir dizi var, belki izliyorsunuzdur. Hani zombi istilası olsa buradaki insanlar birbirine yeter. Güvenlikli de bir yer. Biz bu işten çıkarız falan derken abi baktım koronavirüs salgını ortaya çıktı. Şimdi mesela evden hiç çıkmıyoruz ama çıkacağımız zaman da sadece karavana gelip karavan içerisinde vakit geçiriyoruz. Şu anda çok güzel yeşilliğin içerisinde böyle güzel bir hava aldık. Ve şimdi birazdan evimize geri döneceğiz. Hani bunu bile bize sağladı. Evde sıkıldığımızda geldik, karavanın önünde bir ateş yaktık, oturduk. Evet. Beraber vakit geçirdik. Bu da bize güç, kuvvet, biraz daha sabırlı olma Kesinlikle. şeklimizi biraz Evet. daha hani mümkün kıldı. Evet, sabırlı olma da çok önemli. Ve bunun yanı sıra şunu da söyleyebilirim ki aslında minimal yaşamın mümkün olduğunu, çok fazla eşyaya muhtaç olmadığımızı, daha küçük bir alanda, sınırlı sayıda temel ihtiyaçlarımızla beraber çok rahat bir şekilde yaşayabileceğimizi de öğrendik. Karavanımız da küçük olduğu için ve depolama alanımız kısıtlı olduğu için karavandaki her eşyanın bizim için bir anlamı var. Anlamı olmayan, bir işlevi olmayan eşyayı karavana almıyoruz. Karavandaki hayatımızı evimize uyarladığımızda aslında fark ettik ki çok fazla işlevi olmayan eşyalar var evimizde. Bu sayede aslında evimizi de minimalleştirmeye doğru da adım atmamıza karavanda sebep oldu. Karavanın ilanını aşağıda açıklama kısmına link olarak koyacağız. Oradan bakabilirsiniz. Planımız da karavanı Aydos Karavan'a bırakmak. Buradaki showroom'dan bakabilirsiniz. İnceleyebilirsiniz. Bizim karavanımız Liviado N126 ET modeli. Yani full konfigürasyon. Ne demek oluyor? Buzdolabı, 3 sistem. Kaloriferi gazla çalışıyor. Su ısıtıcısı gazlı. 2 kişilik karavan bu. İçerisinde duş ve tuvaleti de var. Kasetli tuvalet sistemi var. Yani içerisinde yok yok bir karavan. O zaman şimdiden karavanın yeni sahibine hayırlı olsun diyelim. Karavanla maceralarımıza biraz ara veriyoruz. Bir yandan da bizim doğum telaşımız olacak. Umarız sağlıklı kucağımıza alırız. Ve belli bir aya geldikten sonra karavanlı videolarımıza devam ederiz. Evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.